Evet, aslında senin de söylediğin gibi İstanbul'da toplu taşımaya %13 zam yapıldı. 17.70 olan tam basım ücreti 20 TL'ye yükseldi. Öğrenciler için de aslında zam yapıldı. Buradaki zam oranı da %20 oranında ve öğrencilerin basım ücreti de 10 TL'den 12 TL'ye çıkartıldı. Öğrenci aylık abonman ücreti ise 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkartılması kararlaştırıldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME tarafından yapıldı bu artış. Temmuz ayı toplantısında toplu taşımaya %13 zam yapıldı. UKOME toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün Başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle çırpıcı sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. 17.70 olan tam basım ücreti 20 TL'ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise %20 zam oranıyla 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya yükseldi. Öğrenci kartı ise 250 liradan 282,5 liraya yükseldi. Sosyal kart 864 liradan 976,30 kuruşa yükseldi. Deniz taksi ücretlerinde de zam yapıldı. Buradaki zam oranı ise %100 oranında. Bu kapsamda 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti 420 liraya, 155 lira olan 1 ila 4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4 ila 8 mil arası taşıma ücreti 250 liraya yükseldi. 100 lira olan 8 ila 16 mil arası taşıma ücreti ise 200 liraya yükseldi. Toplu taşımaya tekrardan hatırlatmamız gerekirse İstanbul'da toplu taşıma %13 oranında zam yapıldı. 17.70 olan tam basım ücreti 20 liraya yükseldi. Öğrencilerinin öğrenci kartlarında yapılan zam ücreti de %20 oranında zam yapıldı. Ve 10 lira olan tam basım ücreti 12 TL'ye yükseltildi diyelim. İstanbul'daki toplu taşımaya yapılan zam oranlarını sizlere aktardık. Bu noktadan sözü yeniden merkeze bırakalım.